Muhteşem izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Çölde en fazla karşılaşabileceğiniz şey nedir? Yılan, akrep, kavurucu sıcak, vaha ya da kutup ayısı. Evet, insanın aklına ilk bunlar geliyor. Ama gerçekler aklınıza gelmeyecek kadar şaşırtıcı ve gizemli. Hazırsanız çöl yolculuğumuz başlıyor. Sekiz numara, Tutankamun'un broşu. Geçtiğimiz yıllarda Libya çölünde ilginç bir cam parçası bulundu. Yarı saydam ve açık sarı renkteki bu taş, yıllar önce bulunan Tutankamun'a ait broşun üzerindekiyle aynıydı. Ancak bir sorun vardı. Bu camın oluşması için kum tanecikleri üzerinde çok yüksek derecede ısı ve ani bir soğuma gerekliydi. Milattan öncesine ait bu camın o zamanki teknolojiyle yapılmasının imkanı yok. Bilim insanları ise çöle düşen bir gök taşının bu ısıyı yaratabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Ama bölgede buna dair kanıt olabilecek bir krater oluşumu bulunamadı. Bu yüzden Tutankamun'un ve Libya çölünün kum camı gizemini korumaya devam ediyor. 7 numara, çölde kar. Antarktika'nın da bir çöl olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın en büyük soğuk çölü olarak kabul edilir. Sahra ise o da dünyanın en büyüğüdür ama sıcak çöl olarak. Yine de sahranın gündüzleri sıcak olduğuna bakmayın. Sabah 50 derece ile yanarken gece sıcaklık -4 dereceye kadar düşebiliyor. Ve bu sebeple yer yer bazı bölgelere kar yağdığı oluyor. Çölde kar yağdığını görmek sanırım bir insanın karşılaşabileceği en ilginç doğa olaylarından biri. 6 numara, Prada Mafar. Şimdi düşünün, Teksas'ta bir çöldesiniz. Karşınıza ne çıkabilir? Akrep, örümcek, Meksika karteli, Prada mağazası. Prada mağazası diyenleri tebrik ediyorum. 2005'te açılan mağaza halen çölün ortasında bulunmaya devam ediyor. İlk yıllarda camları kırılıp içindeki değerli eşyalar çalındı. Ama sonradan kurşun geçirmez cam takarak soruna çözüm buldular. Peki amacımı ne? Sanatsal deney diyenler de var ama ben reklam diyenlere katılıyorum. 5 numara, peri çemberleri. Bu gizemli çemberlere Güney Afrika'nın batı kesimindeki Namib çölünde rastlanabilir. Çöl bitkilerinin yetiştiği alanlarda dairesel boşluklar oluşuyor. Yerli halk buna sebep olan şeyin çölde dolaşan periler olduğuna inanıyor. Bilimin ise farklı bir açıklaması var. Kurak çayırlarda toprağın altında su bulunan kısımlar bitkiler tarafından sarılıyor. Su olmayan yerler ise boş kalıyor. Ancak buna rağmen neden bitkilerin daireler şeklinde kümelendiği ise tam olarak açıklanamıyor. Belki de bu alanlara uzaylılar iniş yapıyor ve yerdeki bitkilerin yok olmasına sebep oluyorlardır. Kim bilir? 4 numara, Hayalet Sinema. Çölde terk edilmiş bir sinema. Bir film seti olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Burası Mısır'daki Sina Çölü'nün ücra bir köşesinde bulunuyor. Büyük beyaz bir ekran, kumların üzerine dizilmiş yüzlerce tahta sandalye öylece duruyor. Yapılış amacı çölde insanlara farklı bir sinema tecrübesi sunmakmış. Ancak Mısırlılar konuya gereken ilgiyi göstermeyince sinema daha tek bir film bile oynatılmadan çürümeye terk edilmiş. Dileyenler burayı Google Map üzerinden görebilirler. 3 numara, taşlaşmış odun. Çölde bu şeylerden biriyle karşılaşsanız ne olduğunu düşünürsünüz? Bir parça kütük mü yoksa mineral taşı mı? Cevap ikisi de. Eğer bir ağaç parçasının üzeri volkanik küller ile kaplanır ve oksijen ile teması engellenirse yıllar içinde bu ağaç parçası taşlaşıyor. Yıllar derken tabii milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Organik maddeler yerlerini minerallere bırakıyorlar ve ortaya bu görüntüler çıkıyor. Bu taşlaşmış odunlar bir zamanlar Amerika'da Kızılderili Apache yerlilerinin yaşadığı Arizona çölünde bulunuyor. 2 numara, Sahra'nın gözü. En güzellerini sona bıraktım. Çok uzun zamandır oradaydı ama biz onu ancak uzaydan fotoğraf çekebildiğimiz zaman keşfedebildik. Karşınızda Sahra'nın gözü. Burası Sahra Çölü'nün kuzeybatısında bulunan
40 kilometre çapında dairesel bir alan. Erozyon sonucu oluşmuş dairesel tepe ve çukurlar dünyanın en bilinen jeolojik oluşumlarından biri. Yüksek oranda manyetit içermesinden dolayı hafif mavimsi bir renge sahip. Ve yine bu madde yüzünden de yakındaki navigasyonları olumsuz etkiliyor. 1 numara, Ölüdeniz yazmaları. Dünyanın her köşesi keşfedilmemiş gizemlerle dolu. İşte bu gizemlerden biri 2017 Kasım ayında Ölüdeniz yakınlarındaki çölde bulundu. Bir mağarada bulunan 2000 yıllık çömleklerin içinden parşömen yazmalar çıktı. Bu yazmaların bir Yahudi cemaatine ait olduğu düşünülüyor. Yazmalar 3 farklı dilde, İbranice, Yunanca ve Aramice yazılmış. Ve bugüne kadar bulunan İncil'e ait en eski el yazmalarıdır. Ve dünyada kim bilir daha ne kadar çok gizem keşfedilmeyi bekliyordur. Çöl gizemlerinden en ilginci hangisiydi? Yorumlarda yazın. Ayrıca şuradan kanala abone olursanız yeni videolarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.